Ankara gücümüzün olağanüstü genel kurulu toplantısına hoş geldiniz diyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz ve toplantımızı açacağız. Genel kurul toplantımızın açılabilmesi için divan heyetinin oluşturulabilmesi lazım. Bu anlamda önergesi olan varsa almak istiyorum ve oylarınıza sunmak istiyorum efendim. Evet, elime ulaşan bir önerge var. Şimdi sizlerle paylaşıyorum. BK Ankara Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneğimizin 30 Temmuz 2019 tarihli Genel Kurulu'nu sevk ve idare etmek üzere Divan Başkanlığına Hüseyin Ağar, Divan Başkan Yardımcılığına Bayram Gökdemir, Katip Üyeliğe Fikri Katar ve yine Katip Üyeliğe Özkan Ünal. Teklif ediyoruz, teklifimizin oya sunulmasına arz ve talep ederiz gençler. Teklif edenler Sayın Metin Akgüz, Sayın Hasan Bilgi, Sayın Merdan Kale, Sayın Muhammed Kılıç, Sayın Ertan Şahin, Sayın Cezmi Kaya, Sayın Yaşar Tolga Bozkurt, Sayın Zilit Ali Doğan, Sayın Yaşar Göztürk ve Sayın İrfan Çinkaya. Şimdi bu önergeyi oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve Divan Başkanımız Sayın Hüseyin Adı, Başkan Yardımcımız Sayın Bayram Gökdemir ve Katip Üyelerimiz Fikri Katar ve Özkan Üyeli Ünal'ı genel kurulumuzu sevk ve idare etmek üzere davet ediyorum. Hoş geldiniz. Çok saygıdeğer başkanım, Ankara gücümüzün çok saygıdeğer yönetim kurulu üyeleri, Ankara gücümüze emeği geçmiş çok saygıdeğer üstadlarımızı görüyorum. Ankara gücümüzün çok saygıdeğer üyeleri, basınımızın bizi de temsilcileri. Öncelikle olağanüstü genel kurulu sevk ve idare etmek üzere başta şahsıma ve değerli divan arkadaşlarımıza vermiş olduğunuz yetkiye teşekkür ediyorum. Genel kurulumuz memleketimize, milletimize sahne olan Ankara'mıza, Ankara gücümüzün ailesine hayırlı olması dileğiyle genel kurulumuzu sevk ve idare etmeye kaldığımız yerden başlıyorum. Öncelikle yasal süresi içerisinde ilan edilmiş olan bir gündem maddemiz var. Ben sizlerle bir kere daha gündem maddesini paylaştıktan sonra genel kurulu sevk ve idare etmeye kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Süresi içerisinde ilan edilmiş olan olağanüstü genel kurul gündemimiz, açılış ve yoklama, başkanlık divanı seçimi, saygı duruşu istiklal marşının okunması, başkanlık divanına tutanakların imza yetkisinin verilmesi, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması müzakeresi, denetim kurulu raporunun okunması müzakeresi, 2018-19 yıllarının Ocak-Haziran dönemi yıllarına bilanço gelir gider hesaplarının okunması müzakeresi, yönetim kurulu ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası, tahmini bütçeli görüşülerek kabul verildi. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nün 12.3.2018 tarihli 13.697 sayılı yazısı ile talep olan dernek tüzüğündeki gerekli olan değişiklikler görüşülerek tüzük tadilatının yapılması, derneğimiz adına taşınır taşınmaz malı satın alımı mevcut veya alınan taşınmaz malları satabilmesine taşınmaz mallar üzerinde aynı ve şahsi hak tahsis ederek kısıtlayabilmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi, ilgili kanun dernekler tüzüğünü ve Türkiye Futbol Federasyonu ve Zat uyarınca profesyonel futbol şubesini ve futbol takımlarının derneğimiz bünyesinde veya haricinde kurulmuş veya kurulacak anonim şirketlere ortak olmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, mevcut spor kulüpleri satın almak, gerçek ve tüzel kişilere hisse devretmek, halka arz etmek ve gerekli tüm işlemleri gerçekleştirmek üzere mali, idari ve hukuki tüm düzenleme ve imzalanması kurulacak olan ortak olacak, devir alınacak anonim şirketlerde dernek tüzel kişiliğini temsili amacıyla temsil veya temsilciler alıp almasına, aktif veya pasif ile birlikte şirkete devrine, derneğinde futbol şubesinin borçlarının 2 yıl süreyle sorumluluğun devam etmesine ve şirkete devir sözleşmesi yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine, 13 profesyonel ve amatör şube branşlarında yarışma,
isimlerinde sponsor alınmasına, sözleşmeler düzenlenmesine imzalanması ve diğer gerekli işlemlerin gerçekleştirmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine, dilek temenniler, seçimler ve kapanış olarak yasal süresi içerisinde ilan edilmiş olan bir gündemimiz var. Gündemin uygulanmasını bir kere daha usul açısından sizlere oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. İndirin efendim, etmeyenler oy birliğiyle gündemimiz aynen uygulanacaktır. Teşekkür ediyorum. Tekrar ifade ediyorum. Divana tutanakları imzalama yetkisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, indirin efendim, etmeyenler, teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci maddemiz yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması. Faaliyet raporuyla ilgili aldığımız bilgi önergede geldi. Yönetim kurulumuz, Sayın Başkanımızın yönetim kurulu bir slayt gösterisi hazırlamış. Faaliyet raporunu içeren slaytı biraz sonra gösterime açtıktan sonra faaliyet raporunun içeriğini tamamen slaytta beraber izleyeceğiz. Onun için yetkili arkadaşlardan slaytı devreye sokmasını rica ediyorum. 31 Ağustos 1910 tarihinde temelleri atılan MGE Ankara Gücü, ulusumuzun en önemli savaşlarından olan Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş, mazisinde önemli başarılara imza atmış, tüm sporuna birbirinden yetenekli sporcular kazandırmış, asırlık en büyük çınardır. Şerefli mazisiyle milyonların sevgisini kazanmış Ankara Gücü, ilerleyen dönemlerde kaderine terk edilerek mazisi olarak hale getirilmiş, ama kadar düşerler, denilerek yapmışlar.
yapıyoruz sloganıyla 20 bin adet kombine satıldığı bu alanda Süper Lig'in dahi yakalayamadığı bir rekor kırıldı. Göreve gelir gelmez önemli işlere imza atan yönetim kurulumuz spor kamuoyunda yankı uyandırmaya devam etti. Türk sporuna yeni yıldızların yetiştirilmesi amacıyla her dönemde kulübümüzün spor okulları gönül koşullarına uygun 12 ay boyunca hizmet verir hale getirildi.
Ankara gücümüzü hak ettiği gibi Süper Lig'e çıkarmak. Kendine ve ekibine güvenen başkanımız Mehmet Yiğen Süper Lig hedefiyle yoluna devam ederken bu doğrultuda çalışmalarına hız kazandı. Tüm imkanlar sağlanarak camiayı hedefe taşıyacağına inanılan bir ekip oluşturdu. Sezona istediği gibi bir giriş yapılamamış olsa da ligin 5. haftasında oynadığımız Çaykur Rizespor maçı takımımız için bir dönüm noktası oldu. Büyük bir üstünlükle oynadığımız bu müsabakadan galip gelinerek gelecekte imza atılacak başarıların ilk adımı atılmış oldu. Bu müsabakanın ardından 12 maçlı dikkat çekici bir seri yakalayan takımımız ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı. Artık hedefe hızla ilerliyor, umutlar her geçen gün daha da artıyor. Bu arada maddi imkansızlıklarla mücadele eden kulübümüz buna rağmen sosyal sorumluluk projelerinde kayıtsız kalmadı. TFF 1. Lig 14. haftasında 19 Mayıs salonunda oynadığımız Ümraniye Spor maçları beyin felci hastalığına yakalanan Gençlik Naz Farkı'nın tedavisi için bağışlandı. Ayrıca TFF'nin verdiği kararları protesto eden başkanımız Mehmet Yiğen ve yönetim kurulu üyelerimiz Manisa Spor maçını Kale Arkası tribününde taraftarlarla birlikte izledi. İkinci yarının başlamasıyla yeni zorlu bir süreç başladı. Tüm camia bir yolu kenetlendi. Asıl devre inançla yola devam etti. Birbirinden zorlu mücadeleler sonucu takımımız hedefe ulaştı. Tüm camia olarak kenetlenen büyük Ankara gücümüz sezon sonunda Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Durmuyordu damarlar bakan kan. Duruyordu yaylarından tüm oklar. Ve güneş artık doğuyordu dört medyandan. Medya'ya Ankara gücümüz hak ettiği yerde Süper Lig'deydi. Bu verilen sözün, asil, inancın sabrı meseleydi. Süper Lig'e yükselmek sonrasında Ankara 19 Mayıs tarafında gerçekleştirilen organizasyonla Kupa Seremonisi'nde Madalya Töreni taraftarlarımızın huzurunda gerçekleştirildi ve stadyum sonrasında şampiyonluğun kutlamaları Kızılay Meydanı'nda gerçekleşti. Büyük uğraşlar
gerekli maddi kaynağı oluşturdu. Transfer yasağı kaldırıldı. 10 yabancı ve 2 yerli futbolcuyla anlaşma sağlanarak kadromuza dahil edildi. Yeni teknik ekip ve futbolcu kadrosuna ligin ikinci yarısına kamp görmeden, hazırlık maçı yapmadan başlamak zorunda kaldı. Ancak yoğun bir mesai harcanarak yeni oluşan futbolcu ve teknik kadroyla beraber camiamızın bütünlüğünü sağladı. Bu birlikteliğin neticesinde de ligin ikinci yarısında 20 puan toplandı. Gösterdiğimiz bu olumlu performansla da Süper Lig'de 40 puan alınarak kalıcı olunması sağlandı. Takımlarımıza verdiği ürün ve harcadığı mesailer meyvelerini vermeye başladı.
kurumlarından, kurum ve kuruluşlarından, kredi kurumlarından borç, bağış vesaire katkılar sağlanarak kulübümüzün devamlılığı sağlandı. Yönetim kurulumuzun amacı gençlerimizin güzel ahlaklı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak, ülke sporuna milli sporcular yetiştirmek, vatanını ve milletini seven bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Hedefimiz Avrupa kupalarında mücadele eden, Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan, kalıcı başarılara imza atan camiamızı gururla temsil edecek bir kulüp olmaktır. Kısa ve öz olarak burada anlatılması mümkün değil. Sayın Başkanım ve onun ekibi biraz mütevazi, tevazu davranarak kısa ve öz sizlerle paylaşmasını sağladı. Öncelikle tabii ki ben kendim şahsım uzun yıllar spor federasyonlarında görev yaptım. Futbol federasyonunda görev yaptım. Bölgesel amatör ligin arkadaşlarımla beraber kurucusuyum. Alter federasyonunda Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı'nı uzun süre yaptım. Ankara Gücü'nün olmazsa olmazlarıyız. Ancak bir hakkı da teslim etmek gerekir. Hakikaten yerlerde sürünmeye aday olan bir Ankara Gücümüzün, biz Ankaralıyız, Ankara'ya hizmet eden, Ankara'da yaşayan, Ankara'nın suyunu havasını teneffüs eden her Ankaralı arkadaşımızın da Ankara Gücü'nün durumundan rahatsız olduğunu da biliyordum. Ama Sayın Başkanımızı biz çok iyi tanıyoruz. Otobüse biner, taksiye biner, minibüse biner, özel arabaya biner. Fakat arabasında bindiği arabanın şoförlüğüne oturduysa geri vitesi yok. Böyle bir yapıya, böyle bir karaktere sahip, istikrarlı, ilkeli, prensipli, karakterli bir çalışmasıyla beraber Ankara Gücü'nü ikincilikten PTT'ye, PTT'den Süper Lig'e, Süper Lig'de durdurmak çok öyle basit bir ifadeyle geçilecek olay değil. Muhafazası çok zor olan bir gerçeğe de gerçekleştirdiği genel kurul adına divan olarak Sayın Başkanımıza ve ekibine bir kere daha teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da kendi ifadesiyle Ankara Gücümüzü Türkiye Ligi şampiyonu yaparak Avrupa kupalarında da başarılı oluruz diyorum. Evet, yönetim kurulu faaliyet raporunu izledi. Slayt gösterisi. Faaliyet raporunu içerdiğinden dolayı tekrar faaliyet raporu okutmayacağız. Çünkü faaliyet raporunun özü. Faaliyet raporunu müzakereye açıyorum. Söz almak isteyen üyemiz var mı? Olmadığına göre faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. İndirin efendim. Etmeyenler çok teşekkür ediyorum. İttifakla kabul edilmiştir. Denetim kurulu raporunu bir arkadaşımız okusun. 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 9. maddesinin 2. fıkrası denetleme kurullarının derneğin tüm faaliyetlerini dernek düzeyinde ortaya konan temel amaçlar doğrultusunda yürütülmediği defter hesap ve kayıtlarının mali mevzuatlarında yürütülmediği mali kayıtlar ve bu mali kayıtlara esas gelir ve ihtiyar evlatlarına sahip olup olmadıklarını bir yıl geçmeyen aralıklarla denetlemek ve denetim sonucunu raporlayarak yönetim kuruluna toplandığı zaman ise siz sayın genel kurula sunma göreviyle mükellef kılınmıştır. 25 Haziran 2018 tarihinde olan genel kurulu toplantısında yapılan seçim sonucunda saygıdeğer görevimiz tarafından denetim kuruluna göreve getirildik. Göreve getirilmemize takiben genel kurul üyelerimizin tarafımıza vermiş olduğunuz sorumluluğu titizlikle yerine getirmeye amaçlı. Derneğimizin muhasebesi, faaliyet gösterdiği spor branşları ve tüm personelin gelir gider hesapları tek bir çatı altında tutulmaktadır. Dönem sonu itibariyle banka mevcudu ve üçüncü şahıslardan icra kararıyla tahsil eden tutarlar kayıtlara düzenli olarak işlenmiştir.
Derneğimizin muhasebe kayıtlarının güncelliğiyle olduğunu sıkça takılıca kontrol edilmiştir. Bu kapsamda derneğimizin yönetim kurulu tarafından yapılan harcamalar incelendiğinde tüm harcamaların yerinde uygun olduğu tespit edilmiştir. Yönetim kurulu ve çalışanlar tarafından yapılan gerek sözleşmeler, gerek ise alım ve harcamaların fiyat farklı dengesi de piyasa şartları gözünün altında gerçekleştirildiği, özellikle ihtiyaçlara uygun olarak harcamaların yapıldığı, gereksiz ve fazladan harcamalarda bulunmadığı tespit edilmiştir. Derneğimiz sporcularına katkı sağlayamayacağı değerlendirilenler ile sözleşmelerin karşılıklı olarak tesis edilmesi sırasında dernek menfaatlerinin azami olarak korunduğu, sporcuların ve üçüncü şahısların geçmişten gelen alacakları ile ilgili gerekli çalışmanın yapılarak indirimler yapıldığı ve ödemelerin titizlikle gerçekleştirildiği, FIFA dosyalarının büyük bir bölümünün kapatıldığı, uzlaşıyla taksitlendirilen borçların ödemelerinin ise düzenli bir şekilde yapıldığı, derneğimize mali yönden katkı sağlayabileceği değerlendirilen sporcuların da bir başka kulübe transferinde gerekli hassasiyetin gösterilerek ekonomimizin güçlendirildiği görülmüştür. Yönetim kurulunun yapmış olduğu başarılı çalışmalar neticesinde 2017-2018 yılında profesyonel futbol takımımız Sportoto birinci ligden Sportoto Süper Ligi yükselme başarısı göstermiştir. Sportoto Süper Ligi yeni katılmamıza rağmen yapılan yerinde transferler ve özverili çalışmalar neticesinde ligde kalıcı olmayı başarmıştır. Özellikle 2019 yılı Ocak ayı içerisinde yapılan transfer çalışmalarının ve yapılan 12 transferin ligde kalmayı sağladı. Bu transferlerin yaz döneminde yapılan transferlere oranla gerek maliyet, gerek ise ödeme koşulları açısından çok daha uygun olduğu değerlendirilmiştir. Başta başkanımız Sayın Mehmet İlhan olmak üzere yönetim kurulumuzun göstermiş oldukları bu üstün başarıdan dolayı tebrik ederiz. Tespit ve denetleme faaliyetlerimiz neticesinde yönetim kurulumuzun mali ve yönetimsel işlemleri yönünde herhangi bir hukuksuzluğunun tespit edilmediğini, yönetim kurulunun mali ve idari yönden ibrası kanaatimizi taşıdığımızı, işlemlerin dernekler kanunu ve dernek düzeyinde uygun olarak gerçekleştirildiğini saygıyla siz Sayın Genel Kurulu arz ediyorum. Bu raporu oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler indirin efendim. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Hesap raporlarını bir arkadaşımız okusun. Gelirler 115.721.249,72 TL. Giderler 189.428.852,31 TL. Gelir gider farkı 73.707.603 TL'dir. MK Ankara Gücü Spor Kulübü Derneği'nin 31.12.2018 tarihli ayrıntılı bilançosu. Dönem varlıklar toplamı 7.368.275,45 TL. Duran varlıklar toplamı 8.491.187,62 TL. Aktif toplamı 15.859.463,07 TL. Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 186.067.776,94 TL. Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 10.000 TL. Pasif kaynaklar toplamı 15.859.463,7 TL'dir. ...2019-36-2019 tarihleri A'sı gelir gider tablosu. Giderler 77.026.229,32 TL. Gelirler 52.793.548,73 TL. Dönem gelir gider farkı 24.232.680,59 TL'dir. ...2019-30-06-2019 tarihli ayrıntılı gelir tablosu. Dönem varlıklar
toplamı 8.036.157,91 TL, duran varlıklar toplamı 14.377.760,38 TL. Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 216.812.526,75 TL. Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 10.000 TL. Pasif kaynak toplamı 22.413.918,29 TL'dir. Saygılarımla arz ederim. 2018 yılı, 2019'un Ocak ve Haziran dönemine ait hesap raporlarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, yeniden efendim, net bir yerde teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Raporlarını kabul ettiğimiz yönetim ve denetim kurulunun ibrası. Öncelikle yönetim kurulunun ibrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Yeniden efendim, etmeyenler teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle yönetim kurulunuz ibra edilmiştir. Denetim kurulunun ibrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, yeniden efendim, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımız oradan denetime ait ifadesi mi kaldı? Ben mi yanlış biliyorum? Oy birliği. Bir tane itiraz. Teşekkür ediyorum. Tamam. Evet, tahmini bütçemizi kabulü veya reddi. Tahmini bütçeyi bir arkadaşımız bir paylaşsın bizimle. Giderler toplamı 447 milyon, gelirler toplamı 447 milyon. Tahmini bütçe notu. Fasıllar ve maddeler arasındaki aktarma yapmaya, değişiklikler yapmaya gerektiğinde bütçeye yeni fasıllar ve harcama kalemi ilave edilmesi yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi, 2019 yılı tahmini bütçesinin bir sonraki olağan genel kurula değin, mütakip yıllar içinde tahmini bütçe olarak kabulü ve her yıl için bir önceki yılın tahmini bütçesinin %100 oranına kadar artırılarak uygulama yetkisinin yönetim kuruluna verilmesini, bütçe onaylandığı tarihten itibaren geçerlidir. Fasıl arası aktarma yetkisi, yeni fasıl açma yetkisi de yönetim kurulunda olmak üzere oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, indirin efendim, etmeyenler, teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle tahmini bütçemiz de kabul edildi. Gündemimizin 10. maddesi tüzük değişikliğimiz. Genel kurulumuzun başında sizlerle paylaştığımız Ankara Valiliği İl Devletler Müdürlüğü'nün 12.3.2018 sahibi 13.697 sayılı yazısıyla talep olan dernek tüzüğündeki gerekli olan değişikliklerle görüşülerek tüzük tadilatının yapılması. Sayın Müdürüm beni ikaz ediyor. Önerge var, önergeden haberim var. Genel kurul olağanüstü genel kurulda tüzüğümüzün değişikliği zaten ilan edilmiş ama ona rağmen de arkadaşlarımız çiftmiş olsun diye öneri hazırlamışlar. 212 adet delegemizin imzasıyla tüzük değişikliğinin genel kurulda görüşülmesi divana takdim edildi. Bunu bilgilerinizle sunduktan sonra tüzük değişikliklerine madde madde geçmemiz gerekir. Eskisini yenisini okuyacağız. Müzakere açacağız. Kabul ve reddinden sonra daha sonra tek tek oynadıktan sonra tümünü oynayacağız. Tüzüğümüzün 6. maddesi kulüp üyelik ve üyelik türleri. Eski şekli kulübümüz asli üyesi, onur üyesi ve temsilci üye olmak üzere 3 üye 3 türlü üyede vardı. 3 türlü üyesi vardı. Asli üye yazılı yazıyla tüzüğe uygun başlığı sonucunda yönetim kurulunca üyelere kabul edilen gerçekte tüzel kişidir. Onur üyesi kulüp ve maddi ve manevi büyük yardım dokunmuş kişilere yönetim kurulu kararıyla verilen üyeliktir. Temsilci üye, Ankara Gücü Spor Kulübü'nün sevgisini yayma, Ankara Gücü Spor Kulübü'ne faaliyetlerini tanıtım amacıyla hareket eden tüzüğe uygun başlığı sonucunda yönetim kurulunca temsilci üyeliğe kabul edilen gerçekte tüzel kişilerdir. Temsilci üye, asli üyelik başvurusunun yönetim kurulu tarafından kabul edilmesine başvuru tarihindeki asli üye giriş aidatının tamamını ödeme sağlığında asli üye olur. Eski maddemiz bu 6. madde. Yeni şekli, kulübün asli üye ve onur üyesi olmak üzere iki türlü üyesi vardır. Asli üye yazıyla tüzeye uygun başvuru sonucunda yönetim kurulu üyeliğe kabul edilen gerçekten
isteyen kişiler, onun üyesi, kulübe maddi ve manevi büyük yardımı dokunmuş kişilere göre tüm kurulu kararıyla verilen üyeliktir. Yalnızca asil üyelerin genel kurulda oy hakkı vardır. Yani biraz önce eskisini okudum, şimdi de yenisini okudum. Burada temsilci üyelik tüzükten çıkarılıyor. Onun için öncelikle bu 6. maddeyi müzakereye açıyorum. Söz almak isteyeceğiniz var mı? Olmadığına göre oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler perişan etmiyorsun. Bilirim efendim. Teşekkür ediyorum. Kabul edildi. Yasa gereği zaten. Demek ki temsilci üyeliğimiz ilgili kurullar tarafından, yetkililer tarafından uygun görülmemiş. 8. maddemiz eski şekli. Yine temsilci üyeyle ilgili kulübe asil üye ve temsilci üye olarak gidecekler dilekçeyle başvuruda bulunur ve yönetim kurulunca hazırlanmış üyeliğiniz formunu doldurarak kulübe teslim eder. Avans olarak giriş aidatını, yıllık aidatını yatırırlar. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan yazılı müracaatını alarak gerekli araştırma yaparak dernek yönetim kurulu en geç 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuçlu başvuru sahibine bildirir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan asli ve temsilci üye kayıtlarına kaydedilir. Üyelik başlamış tarihi yönetim kurulunun aldığı karar tarihidir. Üye üyeliğe kabul edildiği yıla ait giriş aidatını ve yıllık aidatını ödemeye başlar, avans olarak alınan tutar, giriş aidatı olarak üyelik kaydına işlenir. Kulübe asli üye olarak kabulü bir önceki yıl üye sayısının %5'ine sınırlıdır. Temsilci üyeliğe kabul sayısal sınırlama yoktur. Ancak temsilci üyenin asli üyeliğe geçişi sırasında %5 sınır uygulanır. Yeni şekli bir de temsilci üyeyle ilgili değişiklik. Madde 8, kulübe asli üye olarak gidecekler dilekçe ile başvurular. Yönetim kurulu hazırlamış üyeye geçiş formunu doldurarak kulübe temsilci teslim eder. Avans olarak geçiş aidatını ve yıllık aidatını yatırırlar. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan yazılı müracaatları alarak gerekli araştırma yapar. Dernek yönetim kurulu en geç 30 gün içerisinde üyeye kabul veya reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine bildirir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan asli üye kayıt defterine kaydedilir. Üye başlamış tarih yönetim kurulunun aldığı karar tarihidir. Üyeliği kabul edildiği yıla ait giriş aidatıyla yıllık aidatını ödemeye başlar. Avans olarak alınan tutar giriş aidatı olarak üyelik kaydına işlenir. Kulübe asli üye kabulüyle bir önceki yılın üye sayısının %5'ine sınırlıdır. Evet, tüzüğümüzün 8. maddesini müzakereye açıyorum yeni şekliyle. Söz almak isteyenleriniz var mı? Olmaz bunlara göre 8. maddeyi oylarına sunuyorum. Kabul edenler, yeniden efendim etmeyenler teşekkür ediyorum. O ilgiliyle kabul edilmiştir. 9. maddemiz aidatlara bir adresleri. Asli üye ve temsilci üye giriş yıllık ve aidat miktarları yönetim kurulunca belirlenir. Bir tüzük hükümler uyarınca yıllık aidatları ödemeyi taahhüt etmek ve ödemekle yükümlüdür. Üyeler kulübe taahhüt ettikleri giriş ve yıllık diğer aidatların peşin olarak kulübe öderler. Bu aidat kulübün mühürlü ve ilgili görevinin imzasını taşıyan bir anlı vakfıyla tahsil olunur. Kulüp üye ilişkilerinin sağlıklı yürütebilmesi için üye adres değişiklikleri en geç bir ay içerisinde kulübe iadeli taahhütlü olarak veya noter aracıyla bildirmek zorundadır. Aksi takdirde eski adresine yapılan yazışmalarda tekniği geçerlik sayılacaktır. Eski maddenin bu. Yeni maddenin 9. madde. Asli üye giriş ve yıllık aidatların miktarları yönetim kurulunca belirlenir. Üye tüzük hükümlere uyarınca yıllık aidatları ödemeyi taahhüt etmek ve ödemekle yükümlüdür. Üyeler kabulü taahhütten kulübe taahhüt ettikleri giriş ve yıllık aidatlarını peşin olarak kulübe öderler. Bu üyeler aidat kulübün mühürü ve ilgili görevlerinin imzasını taşıyan bir anlatım mahkumuyla tahsil olunur. Kulüp üye ilişkilerinin sağlıklı yürütebilmesi için bir adet değişikliklerine en geç bir ay içerisinde kulübe iadeli taahhütlü olarak veya noter aracıyla bildirmek zorundadır. Asıl takdirde eski adresi yapılan yazılımda tehdit geçerli sayılacaktır. Yani üyeler adresini değiştirdiği zaman kulübe bildirmekle yükümlüdür ifadesi. Evet, 9. maddeyi müzakereye açıyorum. Söz almak isteyenleriniz var mı? Olmadığına göre oylarını da sunuyorum. Kabul edenler, indirin efendim, net diyenler, teşekkür ediyorum. O yürüyle kabul edilmiştir.
Düzenin 27. maddesi yönetim kurulu kuruluşu. Yönetim kurulu genel kurulu tarafından kulübün asli üyelerinden %10'la seçilen 13 asil 17 üyeden oluşur. Görev 3 yıldır eski maddemiz bu ifadeyi taşıyor. Yeni maddemiz 27. madde yönetim kurulu oluşumu yönetim kurulu genel kurulu tarafından kulübün asli üyelerinden %10'la seçtiği 17 asil 17 üyeden oluşur. Görev 3 yıldır. Evet, 27. maddeyi müzakereye açıyorum. Söz almak isteyen üyelerimiz var mı? Olmadığına göre oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, internet efendim, etmeyene teşekkür ediyorum. Oy birliği. Olmadığına göre oylarımı da tutuyorum. Kabul edenler
Teşekkür ediyorum. O yönüyle kabul edilmiştir. Yine 39. maddemiz yine temsilci üyeyle alakalı. Yani zamanında tasarruflu kullanalım ama ben eski maddeyi okuyup sadece yeni madde sadece temsilci üyeye çıkarmıyorlar. Asli ve temsilci üyelerden alınacak gidiş aylarında yeni kaydalar, her türlü resmi ve özel müsabakaların gelirleri, müesseseler ve kişiler tarafından yapılan yardım ve bağışlar, kulüpte düzenlenecek baro, konser, kongres, piyano, okul, gazete, dergi gibi çeşitli faaliyetler tarafından yönetilmiş, yakın zamanda vefat eden önceki dönemlerinden MKE Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Emin Gök tarafından yarı yarıya yönetim kurulu oluşturulmuştur. Bu vesileyle kendilerini rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Bilahare özel sektör temsilcileri yönetim kurullarını oluşturmuştur. Her genel kurullarda izah ettiğim gibi taşıma suyuyla değirmen dönmemektedir. Kulübümüze devamlı gelir getiren kaynaklar gereklidir. Bunlar Büyükşehir Belediyesi'nden Aşçı'nın park işletmesi kulübümüze verilmelidir. Aynı şekilde İstanbul ve Eskişehir yollarına Ankara gücümüze bir benzin istasyonu verilmesini teklif ediyorum. Sayın Mehmet Yiğiner'in başkanlığındaki yönetim kurulunu, denetim kurulunu ve çalışanları tebrik eder. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım. Basınımızın güzide elemanları, Sayın Yönetim Kurulu heyetimiz ve taraftarlarımız, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biraz evvel Salih abimiz çıktı. Onunla biz iddialaşıyoruz. Diyoruz ki Salih abi sen mi birincisin, listenin başında ben mi birinciyim diyor. Artık takdirini ona bırakıyorum. Efendim, şimdi şu manzarayı gördükten sonra kısa bir şeyde bulunmak istiyorum. Tabii gurur duyuyorum ben. Bu kulübün içindeyim ben. Yaşıyorum. Çok kötü günler geçirdik. Sayın Attila Süslü, Sayın Metin Akyüz zamanında Sayın Attila Süslü beni çağırdı. Aslan amca dedi, ya bu alt elitliklere takımları göndermesek deplasmana ne olur? Efendim dedim, yapamayız. Sezon başında federasyona iştirak edeceğimizi bildirdik. Bunun cezai meyilesi var dedim. Şimdi geldiğimiz durumu görüyorsunuz değil mi? Cenab-ı Allah Ankara gücümüze Hızır gibi Mehmet Yiğiner'i çıkardı, gönderdi. Şu konuşmamda bir komplan, hayatımda en nefret ettiğim şey komplamandır. Ne Sayın Başkan'ın benim bu metiyeme ihtiyacı var, ne de benim söylemeye ihtiyacım var. Onun peşinden söyleyeyim. Hani bazısı der ki yağ yakıyor falan. Yağ yok bende. Kalmadı. 88 yaş. Efendim, ondan sonra düşünebiliyor musunuz? Adamcağız çırpınıyor. Tabii şanssız bir dönem. Ben çok güzel bir şey hazırlamıştım. Bir gazeteci arkadaşı bulamadım. Kendisiyle açtım. Ta Ankara Gücü'nün tarihi dönemlerinden Makinya Kimya'nın sponsorluk ücretlerini vermemelerine kadar başkanımıza da söz verdim. Ama bir basın mensubu arkadaşıma şey yaptım, ben seni arayacağım dedi, aramadım. Onun şimdi burada zamanınızı almak istemiyorum. Şöyle, Makinya Kimya Enstitüsü Başkanı Onursal Başkanımızdır. O MK'yı taşıyan Ankara Gücü de efendim sponsorluk ücretini ödemek mecburiyetindedir. Hiçbir kesesinden ödemiyor. Efendim bir vesileyle seneler önce yine bu Sayıştay'dan bile geçti bizim bu şey yaptığımız sponsorluk ücreti Sayıştay'dan geçti. Millet Gazetesi'nden Cemal Ersen var kulaklar içindesin. Onu ziyarete gittim. Sol tarafımda bir bina var. Makine kimyadan ilgili birisi çıktı Sayıştay denetlemesine. Aslan amca, Aslan amca, hayrola ne oldu? Tamam. Sayıştay'da kabul edildi. Şanssız bir dönem. Şimdi Sayın Başkanımızı görüyorum ben. Ben bu kulübün içindeyim.
çırpınıyor yani, böyle çırpıyor, ne yapayım diye çırpınıyor. Beyler, bir profesyonel kulübün akarı yoksa o kulübün işleme şansı böyle mücadeleyle, böyle efendim sağa sola şey yapmakla şey yap, başka bir çaresi yok bu işin. Ya hepimiz başkentli olarak Ankara Gücü sıradan bir takım değil ya. Ankara Gücü, şurayı da ifade edeyim, hazırladığım şeylerde o da var. Toprağı altın olsun Mustafa Kemal Atatürk, efendim sanat Kerem Gücü'nü ziyarete gidiyor. Yanında Fevzi Çakmak, Kazım Özalp ve Latife Hanım. Orada sohbet eder. Efendim hepsini teker teker tebrik eder. Kutlar. Ve hatta o arada Ankaralı Seymenler kendisine Hidayda ve Ankara havalarından şeyler şey yapar. Çok hoşuna gider. Ve bu arada yine Sanat Kerem Gücü çalışanları cepheye mermi yetiştiren, bomba yetiştiren şeyler, ustalar efendim Ankara üzümüyle kavunu ikram ederler. Hoşuna gider rahmetliğin. Menşeini sorar. Efendim işte Ankara'nın meşhur üzümüdür, Ankara'nın kavunudur. Ve güzelce yer, onları tebrik ederek ayrılır. Böyle beyler, böyle bir kulübe sahibiz. Ankara Gücü'nü hiç kimse yıkamaz. Ben gece gündüz demeden çalışan Sayın Başkanımıza, yönetim kuruluna şükranlarımı arz ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki çalışıyorsunuz. İyi ki Ankara Gücü'nü bu duruma getirdiniz. Biraz evvel dışarıda şey yaptım. Efendim, tabii herkes demokraside katılabilir. Doğal bir şey. Ben şunu temenni ediyorum. Bir abiniz, bir amcanız, bir dedeniz ne kabul ederseniz dergünlüğü bırakalım. Kazananı tebrik edelim. Demokrasi budur. Demokraside hal budur. Yani efendim ben kaybettim. Ben adaydım. Adaylık var tabii normal. Ama kaybeden kazananı gelip tebrik edecek. Efendim şimdi bu belki Yeni Mahalle Nazım Hikmet Salonu'nda şey yaptım, orada bulunanlar der ki Aslan amca bu ikinci baskı ya derler. Efendim bu şey yapacağım, izah edeceğim şey insanlık tarihi devam ettiği sürece devam edecek. Ve bununla sözlerimi bitiriyorum. Başta divan heyeti olmak üzere beni dinlemek lütfunda bulunan tüm kardeşlerime saygı ve selamlarımı, iyi dileklerimi sunuyorum. Sarıyı severim, yanımda lacivert olursa. Kırmızıyı severim, yanımda ay yıldız olursa. Lütfen, lütfen tekrar rica ediyorum. Sayın Başkanıma yardımcı olsunlar. Ben her gün kulüpteyim. Bu gösterilenler hepsi doğru. Yaşıyorum ben. Yaşadığım için de sevinç duyuyorum. Heyecan duyuyorum. Kendisine efendim yeri değil, dua diyorum yani. Dua diyorum. Allah çocuk kuruluna başlasın. Allah kuvvet versin. Tekrar ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkanım. Gelecekle ilgili şu anda genel kurulumuzu bitirmek üzereyiz. Genel kurul üyelerimiz büyük bir sabırla bu mesai gününde Ankara Gücü'ne ne kadar sevda olduklarını, ne kadar bağlı olduklarını bir kere daha burada bizimle beraber olarak yaşatıyorlar, yaşıyoruz.
Ben öncelikle genel kurula katılan bütün delegelerimize, üyelerimize, misafirlerimize, basınımıza çok teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz. Ankara gücümüzde Ankaralı, Anadolu, Diyarbakırlı, İstanbullu, Samsunlu, Trabzonlu, Antalyalı. Ankara'da yaşayan herkesin sahip çıkmasını önemli ifade ediyorum. Sayın Başkanımız da kürsüye alıyorum gelecekle ilgili. Tamam, çeviriyorum. Tamam. Sevgi kazanacak derken biz 2012 yılından bugüne kadar bir mücadelenin içindeydik. Başkanla çoğu zaman ters düştük. Ama bu hep Ankara gücü içindi. Bugün de Ankara gücü için Mehmet İğner'in yanındayım ben. Özellikle bunu belirtiyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Hiçbirimiz birbirimizden ayrı değiliz. Buradaki delegelerin birçoğu belki konunun içinde yer almamış olabilirler. Ama buradaki kimsenin Mehmet İğner'in delegesidir ifadesine katılmıyorum. Biz Ankara gücünün delegesiyiz. Biz şahısların değil, sadece Ankara gücünün askeriyiz. Bütün taraftarlarımızın bu sağduyuyla takımına sahip çıkıp yarından itibaren iletişimi güçlendirip herkesin yüz yüze konuşamayacak hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. Kimin sıkıntısı varsa gelip başkanla, yönetim kuruluyla yüz yüze görüşebilirler. İstedikleri zaman, istediği yere ulaşmak için istediği şekilde hareket edebilirler. Ben sevgiden bahsediyorum ve sevgiyle bakalım bu takım hepimizin. Kolay gelmedi, kolay kaybetmeyelim. Türk taraftarlarımıza buradan sükunete davet ediyorum. Ve biz birlikte güçlüyüz, bunun başka çıkar yolu yok diyorum. Evet Sayın Başkanım, genel kurul delegelerimiz, üyelerimiz ve Ankara Gücü taraftarlarımız sizden müjdeli haberle projeler bekliyorlar. İnşallah güzel projeleri, gelecekle ilgili yapılacak hizmetleri bizlerle paylaşırsan biz de memnun oluruz. Buyurun, kürsü size. Sayın Divan, Ankara Gücümüzün saygıdeğer delegeleri, değerli basın mensupları, ben de sözlerime başlamadan evvel hepinizi en kalbi duygularımla saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Olağanüstü genel kurulumuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Seçim seçim dediler. 6. seçimimizde bize yaptırdılar. Ama bunda da bir hayır vardır diyoruz. Muhakkak bir hayır vardır. Hep hayır olarak biz değerlendirdik. Hep iyi yönüyle baktık. Ve umut ediyorum ki bu Ankara gücüne yapılan bu saldırılar mı desek veyahut da camiye yapılan bu engellemeler mi desek, işte bugüne kadar geldi ve bugün bana göre burada her şeyin bitmesi lazım. Slayt gösterisinde hep beraber izledik. Üzüldüğüm şu, o dönemlerde bu arkadaşlardan hiç kimse yoktu. 900 delege var, 9 tane üyesi olmayan kişi geliyor burada. Biz Ankara gücüne başkan olacağız ve Ankara gücüne sahip çıkacağız. İyi de kardeşim, sormazlar mı? Bugüne kadar neredeydiniz? Bizim çok çağrılarımız oldu. Geçen gün arkadaşlarla da paylaştık. Eline vicdanına koy Ankara diye, kulübüne sahip ol diye çağrıda bulunduk. Mustafa Kaplan hocamızdı o zaman. Bunlardan hiç kimse bize gelmedi. Hiç kimse. Bir lira, bir kuruş destek bulamadık biz. Ama o gün burada işte daha aday olmadan, daha biz başkan olmadan önce sağ olsun işte kaptanımız, Adil hocamız, kalecimiz bizim yanımıza geldi. Aynı şekilde eski futbolcularla görüştük. İşte burada Ali Abigil falan vardır, gazeteci. Onlarla görüştük. Başkanım dedi Ali abi, hiç unutmuyorum. Bu zor bir iş. Bak ateşten bir gömleğe talip oluyorsun. Bir daha düşün dedi. Ali hocam. Öyle mi Ali abi, neredesin? Burada mısın?
Dışarıdan mı? Ha, oradan. Dedim mi Ali abi böyle bir şey? Evet. Bizim şoförler odasında bunu dedi. Dedik ki bu takımı hep birlikte kurtaracağız. Allah'ın izniyle kurtarırız abi dedim. Bir başlayalım dedim ve başladık. Delege olmadıklarını iddia edenler, delegeliğe alınmadıklarını iddia eden arkadaşların tamamına, tüm Ankara'ya biz açtık bunu. Dedik ki gelin Ankara Gücü'ne üye yapalım sizi, delege yapalım. Sadece 1000 liraydı. Sizler bu talebimize, çağrımıza kulak verip geldiniz, sizler delege oldunuz. Onun haricinde emin olun hiç kimseyi yanımızda göremedik biz. Herkes Ankara Gücü'nden kaçıyordu belli sebeplerden dolayı. İşte kaçmayan arkadaşlarımız da buradaki arkadaşlarımız. Ya çok deplasmanlara gittik. Çok sevindik ama çok da bizi üzdüler. Her yenildiğimiz maçta Ankara'nın bağlarını çaldırdılar. Öyle mi Fatih? Hep beraber gitmedik mi? Burada birçok arkadaşlarımızla beraber gittik. Biz tamam çok mutluluklar yaşadık ama çok da üzüntüler yaşadık. Şunu söylemek istiyorum. Çok da mütevazı olmayalım. Arkadaşlar, sizlerle birlikte biz 2 tane şampiyonluk yaşadık. Bunları biz ne yaptık? Sizlerle birlikte yaşadık. Ankara Gücü camiasıyla, taraftarlarımızla, siz değerli üyelerimizle birlikte başardık. Sanki hiçbir başarı elde edilememiş gibi bu şekilde yönetimin üzerine saldırmak, ben bunu hem ahlaki bulmuyorum, hem adaletli bulmuyorum. Bunun içindir her zaman dik durduk, bundan sonra da dik duracağız. Eğer Ankara Gücü bugün Süper Lig'e çıktıysa, işte bu bizlerin, sizlerin hep beraber adam gibi durduğumuz için çıktı bu. Yoksa herkes oyunlar oynadı bize. Herkes oyunlar oynadı. Herkes kulübü ele geçirmek istedi. Dönün bakın. 5 sene öncesine, 4 sene öncesine, 3 sene öncesine, 2 sene öncesine. Hepsini hep birlikte bertaraf ettik. Bugün yine oyunlar oynandı. Ve bize gelen destekler engellendi arkadaşlar. Destekler engellenecek. Ankara Gücü'ne maddi yardım sağlanmayacak ve Ankara Gücü başarısız olacak. Ankara Gücü'nü eline geçirecekler. İşin özü buydu. Tamamen siyasi bir komploydu. Allah'ın izniyle diyorum. Bunu da atlattık. Şimdi biz buradayız. Onlar nerede? Seçim seçim seçim. Demokrasi demokrasi demokrasi. Buyurun kardeşim demokrasi. Biz ne dedik? Ya başı da belli dedik, sonu da belli. Çünkü buradaki delegelerin ve birçok taraftarlarımızın zaten çoğunu tanıyorum ben yani. Zaten biz birlikteyiz, biz beraberiz. Zaten biliyorum. Dışarıdan gelen Ankara Gücü'nün tantuan tesislerinden harici yerini bilmeyen, yani Beştepe tesisi nerede desen bilemeyecek insanlar bugün Ankara Gücü'nü ne talip oluyorlar. Bizim üzüldüğümüz bu. Üzüldüğümüz bu. Onun için çok mütevazı olmayacağız. Arkadaşlar, Ankara Gücü tarihinde 2 kupa kaldırdı. Aldık şampiyonluk kupası diyorum. 2 şampiyonluk yaşadık. Onu da sizlerle beraber Allah bize nasip etti. İnşallah. Şimdi biz bunları bir kenara bırakacağız. Bundan sonra ne yapmalıyız? Buna bakmalıyız. Şimdi bu genel kurul bitti. 6. genel kurulumuz elhamdülillah yine aday yok. İnşallah böyle gidecek herhalde 7-8 var. Şimdi şunu diyeceğim. Arkadaşlar, bundan sonra yapacağımız bizim iş hep beraber, özellikle çok kritik bir dönemdeyiz. Hep beraber ligler başlayana kadar ve en az 1 ay diyorum, iyi bir performans sergilememiz lazım. Bakın, spor mağazamızı açtık. Sizden rica ediyorum, gidin çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, kendinize oradan alışveriş yapın. Ankara Güçlülük böyledir. Eğer bunu becerebilirsek,
eşimize, dostumuza stordan alışveriş yaparsa hem bir kulübümüz kazanacak, iki daha da önemlisi herkesin üzerinde Ankara Gücü forması olacak. Ankara Gücü arması olacak. Yani şehrimiz bu şekilde bir farkındalıkla karşılaşacak. Bunu yapmamız lazım. Onun haricinde perşembe gününden itibaren kombine biletlerimiz satılacak. Gelin arkadaşlar hep beraber kombine biletlerine yüklenelim. Şimdi bakıyorsunuz bizim maç yaptığımız özellikle İstanbul takımlarından şikayetçiyiz ya. O takımlar şu an baktığınız zaman, görüştüm mesela X bir takımla, 70 milyon liralık kombine satmışlar. Yani arkadaşlar eğer bir İstanbul takımı 70 milyon liralık kombine bilet satabiliyorsa, eğer biz 7 milyon liralık biz kombine bilet satamıyorsak o da bizim ayıbımızdır yani. 5,5 milyon Ankara'nın ayıbıdır. Ve bu salonda oturan bizlerin de ayıbıdır. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapmamız lazım, becermemiz lazım. İlla yönetici olmak değildir buradaki gaye. Biz ne dedik? Birlikte güçlüyüz diyoruz. Bu senenin sloganı birlikte güçlüyüz. Biz birlikte Ankara gücüyüz. Buradan size çağrım şudur. Gelin arkadaşlar. Biz bir amaç uğrunda hizmetkar olalım. Hizmet edelim yani. Nasıl ki Mehmet Diner Ankara gücünün hizmetçisi ise, hizmetkarı ise, sizler de olun. Hep beraber olalım. Bu işin kibiri yoktur yani. Bu işin kibiri yoktur. Aynı amaç uğrunda birleşelim. Birleşelim. Bizim yanlış yaptığımız bir iş olabilir mi? Yanlış yaptığımız iş asla olmaz. Hata yapabilir miyiz? Biz hata yaparız. Biz insanız. Peygamberler bile hatalar yapmış. Allah uyarmış. Biz insanız. Hatalarımız tabii olacaktır. Ama ya arkadaş biraz vefalı davranın da şu insanların yaptığı hizmetleri de bir görün. Yani bunları da inkar etmeyin yani. Vallahi Allah razı olmaz. Şimdi bizim artık sisteme ayak uydurmamız lazım. Geçmişten gelen borçlarımız var. Biraz önce mali tablo açıklandığında gelirle gider arasında gerçekten uçurum var. Bizim bir defa bir Sıdat gelirimiz elde etmek zorundayız. Bunu Bankalar Birliği'ne, Ziraat Bankası'na sunacağız. Şimdi 5 lirayla 10 lirayla biz bu işi yapamayız. Bakın arkadaşlar geçen seneki bir seyircinin bize maliyeti 37 lira. 37 lira bir seyircinin maliyeti var. O da 10.200 kişi ortalamayı oynadığımız halde. Bu mali bir tablodur. Şimdi sizin bu 37 liralık seyirci maliyetini kaç liradan bilet satsanız kâra geçersiniz? En kötü 40 liradan 50 liradan, doğru mu? Bunun altında sattığınız zaman zarar etmek zorunda değil misiniz? Zaten zarar edersiniz. Biz bunları yapmalıyız. Artı şunu söyleyeyim. Yarı sezonda 300 bin lira biz kırılan koltuk parası verdik zarardan dolayı. Yani şimdi yesene Sıdat var ve biz üzerine çıkıyoruz, üzerinde tepiniyoruz. Bunun bir izahı var mı? Yok. 300 bin lira. Çirkin tezahürattan ne kadar? 900 bin lira. Ya biz nasıl para kazanacağız? Yani artık bundan sonra takımını desteklemek için stadyuma gelen taraftarlarımız da artık kendine çeki düzen versin. Allah için yani. Niye biz 1 milyon 200 bin lirayı çöpe atalım? Şimdi 1 milyon 200 bin lira daha olsaydı bir yaramıza merhem olurdu. Bunlar önemli şeyler. Bizim artık bunları becermemiz lazım, başarmamız lazım. Onun haricinde yeni kaynaklar bulmamız lazım. Şimdi bakıyorsunuz Makine Kimya sponsorumuz bizim. Daha doğrusu kulübümüzün kurucusu. Birileri gidiyor, hem yardım etmediği gibi birileri gidiyor, yardımlara engel. Bunları bizim aşmamız lazım. Yani bizim bu işleri çözmemiz lazım. Ama şunu söyleyeyim ben.
Bakın göreceksiniz, Allah'ın izniyle diyorum. Bugüne kadar bize hep Allah yardım etti. Ya biz çok bilgili, becerikli, mükemmel bir insan değiliz. Normal, işimizi iyi yapmaya çalışan, hem esnaf teşkilatında, hem spor kamuoyunda işini iyi yapmaya çalışan idarecileriz. En zor günlerimizde Rabbimize hep yardım etti. Hep yardım etti. Biz inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Ve yine kaybetmedik. Bakın arkadaşlar, şunun altını çiziyorum. Emin olun, bak her şey hem 10 numara hem 5 yıldız olacak. Çok güzel olacak. 10 numara 5 yıldız olacak. Allah'ın izniyle diyorum, bu genel kurul bitecek. Bizler sizlerle birlikte Ankara'ya yayılalım. İş adamlarımıza gidelim. Dediğim gibi stordan alışveriş yapalım. Bu potansiyel hepimizde var. Onun haricinde kombine biletlerimize yüklenelim. Ya 20 bin tane kombine bileti biz satamaz mıyız? 20 bin kombine bileti sattığımız zaman zaten biz işi sözlüyoruz. Yani kendi sızatımızı kendimiz doldurduğumuz zaman zaten bir problemimiz kalmıyor. Bu transfer yazılarını kendimiz açmış oluyoruz. Gelin arkadaşlar, buradan çağrımdır, taraftarlarımıza da çağrımdır. Gelin bu 20 bin kombine biletini biz kendimiz alalım ve transfer yasağını da kendimiz kaldıralım. Ha ondan sonra belediyelerden destek gelecekmiş, Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek, makine kimyadan gelecek, spor toto teşkilatından gelecek. Onlar da gelsin, zaten bizim önümüzde hiç kimse duramaz. Geçmişten gelen kamburları biz bu sezon atlatmak zorundayız. Yani geçmişimizi biz bu sezon temizlemeliyiz. Bu sezon bizim için çok önemli. Bakın arkadaşlar, bir kaos sezonu atlattık. 2018-2019 yılı bizim ciddi bir kaos sezonumuz oldu. Ama 2019-2020 sezonu çok huzurlu, çok başarılı, ekonomik yönden kendi ayakları üzerinde duran bir sezon olmalı. Bunun için biz dedik, birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız. Yani bizim birlik beraberliğimizi sağlamamız lazım. Şimdi burada yapmamız gereken şu, bugün itibariyle zaten aday da çıkılmadı. Bu arkadaşların, adayla beraber gezen arkadaşların kulübe desteğini sağlamamız lazım. Tüm diğer iş adamları gibi, tüm diğer Ankara gücüne hizmet etmek isteyenler gibi bizim hepimizin onları kucaklaması lazım. Taraftarlarımızdan bir kısmı farklı düşünceler içerisinde olabilir. Onları da kucaklayacağız. Bizim başarımızın anahtarı sadece birlik ve beraberliğimiz olur. Ne zaman biz birlik beraberliğimizi sağlarsak, birlikte hareket etme kabiliyetini kazanırsak, bölünmezsek, emin olun biz başarı elde edeceğiz. Onun için bu salondan çıktıktan sonra davulcu bile olsa davul çaldırmayalım arkadaşlar. Bak bunu uyarıyorum. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Beraber mücadele ettik. Karpış demedik, yağmur çamur demedik. Beraber gittik geldik. Ve bu arkadaşlarımızı da kucaklayacağız. Kesinlikle ve kesinlikle gurur ve kibir yoktur. Biz Ankara Gücü'nün hizmetkarlarıyız. Biz derken hepimiz. Hepimiz. Dolayısıyla biz bu arkadaşlarımızın tamamını kucaklamak zorundayız. Şehir o sinerjiyi yakalamalı. Beraber deplasmana gideceğiz. Beraber maç seyredeceğiz. Birbirimize böyle düşmanca şekilde yaklaşmamamız lazım. Birbirimizi sevmemiz, saymamız lazım. Onun için de biz şahsen diyorum, ben şahsım, hiç kimseye bir dargınlığım, kırgınlığım yoktur. Konuşulacak ne varsa fazlasıyla seçimlerle ilgili seçim salonuna girene kadar söyledim. Ha bundan sonra bize düşen tüm Ankara güçlerin başkanı olmak. Yönetime düşen tüm Ankara Gücü camiasının yöneticisi olmak. Kulübümüzün hem kapısını açacağız, hem gönlümüzün kapısını açacağız.
Biz birlikte büyüyeceğiz. Başka türlü büyüyemeyiz arkadaşlar. Bölünmeyeceğiz. Parçalanmayacağız. Devamlı birleştirici mesajlar vereceğiz. Bu şekilde Allah'ın izniyle Ankara başkent, Türkiye'nin başkenti. Niye bir şampiyon çıkartamıyoruz? Hep işte böyle bölündüğümüz için. Niye Avrupa kupalarına hep beraber gidemiyoruz? İşte bölündüğümüz için. Ama buna fırsat vermeyeceğiz. Allah için vermeyeceğiz. Dediğim gibi ortak noktamız, bir amacımız, bir gayemiz Ankara gücünü en yukarılara taşımak. Avrupa kupalarına götürmek. Şampiyonlar Ligi'nde oynatma. Arkadaşlar bugüne kadar hep söz verdik. Hep birlikte söz verdik. Hep birlikte bunu başardık. Şimdi bir söz daha verelim. Ve Ankara gücümüzü en azından üst sıralarda Avrupa liglerinde mücadele edecek bir hale hep beraber getirmeye Ankara gücü için bakın arkadaşlar burada en büyük hatamız şu. Çıkıyor X kişi iş vurup burada dimdik ayakta değil abi. Mehmet Diner burada dimdik ayakta. Böyle bir slogan olamaz. Böyle bir slogan olmaz. Mehmet Diner ayakta, yönetim ayakta, dimdik ayakta, öbürkü sağcısı ayakta, soldaki ayakta, oradaki ayakta değil abi. Ankara gücü burada dimdik ayakta diyebiliyor muyuz? Bunları dememiz lazım. Ankara gücünün askerleriyiz diyebilmeliyiz. Şimdi bunları dememiz lazım. Bakın arkadaşlar biz bunları diyelim. Emin olun bu toplulukla hep beraber göreceksiniz. Avrupa'nın değişik şehirlerine hep beraber gideceğiz. Bunlar hayal değil yani. Bunlar buraya kadar gelmiş amatöre düşer denilen kulüp Süper Lig'e çıkmış ve Süper Lig'de o kadar uğraşmalarına rağmen, o kadar engellemelerine rağmen Süper Lig'de kalıcı olmuş. Ve kalıcı olmaya da devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Ama bunu kim başaracak? İşte bizler başaracağız. Bu işin içerisinde yıllarını vermiş arkadaşlarımız var. Daha sonradan bu işe gönül vermiş arkadaşlarımız da var. Özellikle taraftarlarımıza abilik yapacak işte eski futbolcularımız, eski hocalarımız, bizden önceki yöneticilerimiz, başkanlarımız, bizimle beraber yöneticilik yapmış arkadaşlarımız, bunlara da çok büyük görev düşüyor. Dolayısıyla hepimize gerçekten büyük görevler düşüyor. Eğer biz bu görevlerimizi yerine getirirsek, bakın göreceksiniz, her şey çok farklı olacak. Ben özellikle sizlere, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aslan amcamın ve Salih amcamın ellerinden öpüyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Hem dualarıyla hem genç delikanlı bunlar yani. Bakmayın siz 88 yaşındayız dediğine. Bunlar gençler yani. O gençlerin izinden gidiyoruz biz. Allah razı olsun sizlerden. Veririm. Şimdi onu da söyleyeyim. Allah'ın izniyle diyorum. Takımımızı koruduk. Bizim olmayan kiralık olan oyuncular vardı. Bunların birçoğunu kulübümüze kazandırdık. Ama maliyeti yüksek olanlar kulübümüzden ayrıldı. Bunlar gayet normaldir. Bizim yapacağımız transfer yasağını kaldırıp Allah'ın izniyle en kısa sürede çünkü bize de verilen sözler var, görüşmelerimiz de var. Herkesin söylediği şuydu, şu genel kurul bitsin. Siz de gözünüzün önüne bakın, biz de gözümüzün önüne bakalım ve size destek olalım. Genel kurulda, zaten ben önce de söyledim, bu genel kurulu bu kadar önemsemeyin. Zaten başı da belli, sonu da belli, belli yani. Çünkü Ankara gücü camiası vefalıdır. Neyin ne olduğunu bilir. Bizim Türk insanımız zaten vefalıdır. Özünde dürüstlük zaten vardır yani. Adalet. Herkesin bir vicdanı vardır. Elini vicdanına koyan adam neyin ne olduğunu görür. Zaten bizim mücadelemiz de nedir? Vicdansızlardadır.
Bu da yeryüzü kuruldu kurular hep yapılmıştır. İyiler ve kötüler devamlı mücadele etmiştir. Bu da gayet normaldir. Şimdi Salih amcam, taş gibi bir takım kuracağız amcam. Allah'ın izniyle. Siz bizi desteklemeye devam edin böyle. Bak göreceksiniz. Göreceksiniz 6-7 transferle birlikte taş gibi bir takım oluşturacağız. Ben mutluyum. Ve şunu söyleyeyim, biz bu sene hep birlikte güzel bir performans sergilersek seneye de çok rahat ederiz. Onun için buradan çıktıktan sonra hepimiz Ankara Gücü için çalışalım arkadaşlar. Yani hiçbir şey yapmazsak yarın alalım çoluğumuzu çocuğumuzu, gidelim stordan alışveriş yapalım. Perşembe günü Tan Doğan'da kombine bile satışlarımız var. Gelin arkadaşlar hep beraber toplanalım. Perşembe günü kombine bile satışlarımıza başlayalım. Bunları niye söylüyorum? Bir an önce yaparsak buradan gelecek gelirlerle birlikte bir iki hamle daha kendimizden yapabiliriz. Biliyorsunuz Beyin Sport'ta mesela ödeme yapmadı. Bir ayı geçti. Yani 40 gündür ödeme yapmadı. İndirim istediği için. Türkiye'deki ekonomik sıkıntılardan dolayı. O da bugün yarın çözülür. Dediğim şu, bu sezon bizim birlik sezonumuz olsun, biz birlikte güçlüyüz, birlikte Ankara gücümüz olsun ve biz birlik beraberlik içerisinde gelin arkadaşlar tarih yazalım. Gelin hep beraber bir tarih daha yazalım diyorum. Ben burada tabii divanda Hüseyin Başkanımıza ve divanda görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siz değerli üyelerimize, delegelerimize, her birinize bizleri yalnız bırakmadığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Buradan basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da bizi yalnız bırakmadılar. Özellikle burada İçişleri Bakanımıza ve İl Emniyet Müdürümüze, Emniyet Teşkilatımıza, özel güvenliğimizi sağlayan arkadaşlarımıza hepsine de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir genel kurul geçirdik. Şimdi yapacağımız şey şu, oy kullanmadan hiçbirimiz gitmeyeceğiz arkadaşlar. Hepimiz oyumuzu kullanacağız. Aday yok diye iş bitti. Biz sigara içeyim şeyle, mantığıyla ondan sonra kaybolalım. Hepimiz oyumuzu kullanalım arkadaşlar. Bir oy bir oy. Buraya kadar geldik. Bu şekilde en azından birçok arkadaşımız, ben biliyorum hacca gitti, birçok arkadaşımız daha önceden tatil programları yaptığı için tatilde olanlar var. Yani askerde olan arkadaşlarımız bile var. Onun için bir oy çok önemlidir. Kimse, hiçbir arkadaşımız oyunu kullanmadan gitmesin diyorum. Tekrar hepinizi saygı ve sevgiyle sevdim, selamlıyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi ki varsınız. Allah'a ısmarladık. Mehmet Yiğer'in yönetiminin dışında Ankara Gücü ifadesi kullanarak sizlerle bugünkü genel kurulda düşüncelerini, hislerini paylaştık. Bir de genel kuruluna bir kere daha Sayın Başkanım'la teşekkür ediyoruz. Allah yardımcısı olsun diyoruz. Başkanımız da ifade etti. Biraz sonra seçimlere geçiyoruz. Lütfen kimse ayrılmasın salonuna. Öncelikle sandıklarına görev yapacak arkadaşlarımızı ben bir kere daha anlamak görevli oylarında sunuyorum. Bir nolu sandık Ersoy Birgin, Işıl Doğru, Mazhar Bey, iki nolu sandık Hakan Kestinkaya, Murat Kurt, Halil Özçelik, üç nolu sandık Cumhur Taşkoparan, Fahri Uzunalı, İbrahim Albayrak, dört nolu sandık İsmail Çilek, Yalçıcı Koçaş, Hasan Hüseyin Büyüyor, beş nolu sandık Cezmi Kaya, Onur Murat, Hasan Ekim. Teklif edenler Metin Akgöz, Hasan Bilgeli, Berdan Kale, Muharrem Kılıç, Ertan Şahin, Seyit Ali Doğan, Torba Bozkurt, Yaşar Öztürk, Cengiz Öncür, İrfan Cinkaya. Çok oldu abi, çok oldu. Sandıkta görev yapacak arkadaşlarımız oylarını da sunuyorum. Lütfen kabul edenler bir işaret ediyoruz arkadaşlar. Dindirin efendim. Teşekkür ediyorum. Sandık görev arkadaşlarımız yerlerine alsın.
Kayıtlı delege sayımız 907. Kullanılan oy 498. Geçerli oy 98. Bu şekliyle Sayın Mehmet Diner Başkanımızın başkanlığında yönetim kurulu seçimleri kazanmıştı. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Teşekkür konuşması. Geçerli oy 498. Biz sadece buradaki grubun değil, tüm Ankara güçlerin başkanı olacağız, yöneticileri olacağız dedik. Tüm taraftarlarımızı, tüm Ankaralıları, tüm Ankara güçleri kucaklayacağız dedik. Ve bu söz doğrultusunda birlik beraberlik içerisinde inşallah yeni sezona daha güçlü gireceğiz. İnşallah 6-7 takviyeyle birlikte sizlerle birlikte başarıdan başarıya koşacağız diyorum. Vermiş olduğunuz katkıdan ve destekten dolayı da her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Burada divan heyetine, sizlere, basın mensuplarımıza ve güvenlik görevlilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Gayet huzurlu, sağlıklı, güzel bir genel kurul geçirdik. Burada emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.